Peki bölgesel asgari ücret de çok konuşulur oldu. Bu bölgesel asgari ücret nedir? Yani İstanbul'da olanlar veya belirli şehirlerde olanlar daha fazla mı alacak? Bu anlama mı geliyor? Böyle bir şey mümkün mü sizce? Sizin de aldığınız böyle bir duyum var mı? Bölgesel asgari ücret çeşitli toplum kesimleri tarafından talep edilen bir şey. Aslında özellikle büyük şehirlerdeki kira giderlerinin, yol masraflarının çok fazla artmasından dolayı bölgesel asgari ücret talebi tüm kesimlerde bir gerçek haline dönüştü. Ama bunun şu an için, belki bu yıl veya bir sonraki yıl için gerçekleşeceğini ben çok tahmin etmiyorum. Çünkü bölgesel asgari ücret mantalite olarak çok doğru. Çünkü İstanbul, Ankara, İzmir gibi özellikle İstanbul'da yaşayan, çalışan insanların kira gideriyle Anadolu'nun herhangi bir kasabasında yaşayan bir kişinin kira giderinin aynı olması mümkün değil. Yani çok küçük bir örnek verirsek herhangi bir market zincirinin işte 3000 nüfuslu bir ilçede çalışanı ile İstanbul'da Beşiktaş'taki bir mağazada çalışanının ücreti neredeyse aynı. Ama yaşam maliyetlerinin standartlarına baktığımız zaman arada dağlar kadar fark var. Ama şu an için ben hükümetin bu topa gireceğini düşünmüyorum. Çünkü özellikle büyük şehirlere köyden büyük bir göç var. Küçük şehirlerden büyük bir göç var. Bölgesel asgari ücret gerçekleştiğinde bu göçün biraz daha artma ihtimali de doğabilir. Çünkü aynı evde birden fazla çalışan kişi bu sefer daha büyük şehirde daha yüksek ücret talebiyle bir sonuca varmak isteyebilir. Ayrıca bu büyük şehirlerdeki işveren maliyetlerini de arttırarak tekrar enflasyonu körükleyebilir açıkçası. Maalesef burada yine enflasyonun düşürülmesi bizim için önemli esas sonuç olmalı. Enflasyon düşmezse ikinci bir zam da gelebilir diyorsunuz. Peki aralığın son haftasından önce mi belirlenmesi gerekiyor? Buradaki kural nedir? Yani bu ay bitmeden belirlenmesi gerekiyor. Geçen sene 22 Aralık'ta belirlendi. Bu dönemde yine aşağı yukarı aynı tarihe denk getirileceğini düşünüyorum ben. Yani üçüncü toplantıda aşağı yukarı belli olur ve ondan sonra sonuç açıklanır. Yani ayın 22'si ile 24'ü civarında açıklanacağını bekliyorum ben açıkçası. Peki şu beklentinizi de sorayım. Bekliyorsunuz. Mevcut şartlarda, şimdi az önce konuşmamızın başında 16 bin dediniz ya, yani en fazla net o civarlarda olacağını düşünüyorum dediniz. Mevcut şartlarda ne olması gerekir? Peki ne olması gerektiğini de konuşalım isterim. Ya mevcut şartlarda yine eğer bir kişinin yaşam maliyeti üzerinden hareket edeceksek, yani asgari ücretinin normal bir çalışma karşılığı ödenen gıda, konut, giyim, kültür ve bunların hepsini bir esas olarak alacaksak elimize, buradaki tutarın minimum bana göre 20 bin TL'ye çıkartılması gerekiyor asgari ücrette. Ama tabii bu 20 bin TL'yi bir de şuna dikkat çekmek gerekiyor. Özellikle seyircilerimiz için. 20 bin TL bile yanlış hesaplamadıysam Temmuz gibi açlık sınırının altında kalıyor yine. Büyük ihtimalle kalacak, evet. Ama bugün için bahsedersek 20 bin lirayı belki daha bir normal olarak görebiliriz. Ama burada tabii şunu da bakmak lazım. 20 bin TL'yi veya bu asgari ücret diye belirlediğimiz rakam bir kişi için en az ödenecek tutarı belirliyor. Bu ödemeyi yapacak olan hükümet değil, bu ödemeyi yapacak olan işverenler. Yani bir taraftan işverenlerin de bu ödeme sonrasında, yani 20 bin liraya çıktığında veya başka bir rakama çıktığında maliyetleri ne şekilde yansıtacakları, yine bahsettiğim gibi biz Şubat Mart'ta tekrar ne oldu bu para, bir çay bir kahve 150 TL olduğu mu konuşacağız gibi bir yere doğru gidiyor açıkçası. Yani birbirini tetikliyor aslında, bir sarmala dönüyor değil mi? Asgari ücrete 20 bin lira olursa maliyetler artacak. Biz bunu yeniden fiyatlamalarda göreceğiz. Fiyatlamaların dengesi zaten bozuldu. Ama maalesef, işverene de bir destek var, 500 liraydı değil mi? O da sanırım artacak, artar mı? Aslında bu destek haricinde bölgesel, biraz önce bahsettiniz ya bölgesel asgari ücretten bahsettiniz. Yani biliyorsunuz bundan 15 yıl önce dediler ki işte doğuya daha veya daha küçük illere gidip yatırım yaparsanız size şu 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 teşvikleri vereceğiz. Bunlardan bir tanesi de bölgesel teşvikti. Yani bölgesel teşvik olan illere gidip fabrika açtığınızda oradaki işveren maliyetinizin %6'sını ben karşılıyorum diyordu Sosyal Güvenlik Kurumu. Maalesef geçen bir önceki Çalışma Bakanı bu teşviklerle alakalı bu teşviği tamamen kaldırdı. Bölgesel teşvik birdenbire kalktı. Yani oraya milyarlarca yatırım yapmış işverenler bir anda o teşviği sıfırlamış oldular ve hemen işveren maliyeti üstüne bindi.
Aynı zamanda yine üretim için verilmiş olan ve bilişim için verilmiş olan bir teşvik de yine geçen sene sonlandırıldı. Bu işveren maliyetlerinde ciddi bir artış meydana getirdi. Bu bahsettiğimiz 500 TL de şöyle algılanıyor. Her ücret alan kişi için 500 liralık bir indirim yapılacağı düşünülüyor ama o hesaplama öyle değil İrem Hanım. Yani 1000 kişi çalışıyorsa 1000 çarpı 500 TL değil. Bir önceki yılda aldığı ücret, asgari ücretin tutarı, çalıştığı gün sayısı, şu anda çalışılan aydaki gün sayısı gibi bir hesaplama var onun içerisinde. Yani o yüzden her işçi, her işveren ilkte bu parayı alıyor anlamına gelmiyor. O yüzden daha ciddi sübvanse edilmesi gerekiyor. Şu kısmı da bir belirteyim. Asgari ücretin her artış oranı son 1,5 yıldır aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirini de aynı oranda arttırmakta. İşsizlik sigortası fonunun da gelirini aynı oranda arttırmaktadır. Yani bugün %50 artış demek işsizlik sigortası fonuna gidecek tutarın da %50 artışı haline gelecektir. İşsizlik sigortası fonunda şu anda inanılmaz bir para birikmiş durumda. Ama bu para işsizliği azaltmak için şu an kullanılıyor mu? Maalesef kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Doğru. Evet. Öyle anladın değil mi? Doğru anladım. Evet, peki nereye kullanılıyor biliyor muyuz? Şu an açıkçası para hesapta gözüküyor ama şu anda nerede olduğunu tam da tespit etmek mümkün değil. Yani ne kadarlık bir paradan bahsediyorsunuz? Yani 130 milyar TL'nin üstünde bir paradan bahsediyoruz. Çok ciddi bir para. Evet ve burada her ay her asgari ücret artışıyla çok ciddi para birikmeye başladı. Bunun bir kısmı aslında kuruluş itibariyle tekrar işsizliği azaltmak için kullanılması gerekirken şu anda işsizlik ücreti gerçekten çok az kişiye ödeniyor. Ondan dolayı da o gelir bir yandan artmaya devam ediyor açıkçası. Ne kadar doğru değerlendiriliyor o da açıkçası şeffaf değil. Peki o zaman biz de buradan sormuş olalım. Sizin vesilenizde bu para nerede değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Aday katılımınız için. Güzel bir cumartesi dilerim sizlere. Çok sağ olun, sizlere de kolay gelsin.